Saygılar için bilirim. Değerli protokol. Çok değerli hanımefendiler ve efendiler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle böyle güzel bir projede bulunmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Ankara Amatör Spor Kulübü Federasyonu olarak bizler de bu tür projelere sürekli destek vermekteyiz. Çeşitli ilçelerimizde, merkezimizde bulunan kulüplerimizle işbirliği yaparak bu tür projelerin çoğalması noktasında Spor Bakanlığı'yla, efendim Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Çevre Aile Politikalar Bakanlığı'yla bir dizi çalışmalarımız var. Tabii ki amacımız burada bu madde bağımlılığını öncelikle başlatmamak. Bunu da sanal sporla başarabileceğimizi ve gençlerimize yönelik bu tür projeleri daha çoğalması noktasında Sayın Bakanımızla, Sayın Genel Müdürümüzle buna da çeşitli defalar toplantılar yaptık. Ve bu konudaki projelerin desteklemesi gerektiğini, özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu konuda yönlendirmesi gerektiğini ve okullarımızla işbirliği yapılması gerektiğini daima dile getirdik. Çünkü günümüzün maalesef hastalığı şudur ki, gençlerimizin okul dışındaki zamandan çok boş olduğunu görmekteyiz. Ve bu boş zamanların çok iyi şekilde değerlendirmesi için mutlaka spor ve sanata yönlendirmemiz gerekiyor. Burada ailelere çok büyük görevler düşmektedir. Tabii ki bizler sivil toplum kuruluşları olarak, federasyon olarak bu konuda çalışmalar yapmaktayız. Ancak bu işin temeli tabii ki çekirdek dediğimiz aileden başlamaktı. Ve ailelerin çocuklarını düzgün şekilde yönlendirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bizler ne yaparsak yapalım ama belli bir noktadan sonra çaresiz kalabiliyoruz. Ancak aileler bu konuda çocuklarına sadece eğitim noktasında yönlendirme çabası içerisinde olursa çocuklar sıkılacaklardır. Efendime söyleyeyim, o boş zamanları farklı ana değerlendirme çabası içerisinde gireceklerdir. Ama bizler çocuklarımızı kültüre, sanata, spor yönlendirirsek o zaman o çocuklarımızın boş zamanlarını çok daha verimli kullanmak durumda kalacaktır. Tabii ki iş işten geçmeden bunların önlemlerini almak durumundayız. Bugün Arasa Spor Kulübümüz, Sayın Başkanımız gerçekten çok güzel bir proje imza atmıştır. Kendini tebrik ediyoruz. Tabii ki bunun haricindeki bizim Ankara Amatör Spor Kulübü'ne kısaca bahsetmek istiyorum. Biz yaklaşık 216 tane bize üye olan kulüplerimiz var. Bunlar içerisinde sadece futbol değil, futbolun dışında tüm branşlar bize mevcut. Ancak biz kulüplerimize sadece futbol uğraşmayın diyoruz, uğraşmayın. Efendim sadece basketbol veya olmasın, kültür sanatı bu işin içerisine katalım. Çünkü bu ülkede eğer biz refaha ulaşacaksak, belirli bir seviyeye ulaşacaksak, kültür sanat ve sporun mutlaka öneminden, değerinden faydalanmamız gerekiyor. Bu noktada eminim ki sizlere, Sayın İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne çok büyük görevler düşmekte, kulüplerimize, sivil toplum kuruluşlarına çok büyük görevler düşmekte, ilçelere çok büyük görevler düşmekte, bizler Ankara Amatör Spor Kulüpleri olarak, başkan olarak, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız olarak her zaman her türlü projede yer alacağız. Almaya da söz veriyoruz. Çünkü gençler bizim için önemli. Eğer biz bu ülkede geleceğimizi daha sağlam temeller atmak istiyorsak ve geleceğimizi daha iyi yönelere teslim etmek istiyorsak bizim mutlaka gençlerimizi bugünden temelden yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada ben yine şunu mücadelesi vereceğim. Onu da buradan sözünü veriyorum. Bir sivil toplum kuruluşu olarak sadece profesyonel anlamda kulüplerimize destek verilmesi noktası, kaynakla aktarılması noktasında değil. Tabandaki kulüplerimize, amatör spor kulüplerine, derneklerimize kaynakların aktarılması noktasında çabalarım devam edecek. Ayrıca tabii ki bu işin biraz da basın ayağını iyi kullanmamız gerekiyor. Evet biz bu toplantıları yapıyoruz, bu seminerleri yapıyoruz, bu panelleri yapıyoruz ancak bunu mutlaka basın ayağını iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü bazı şeyler askıda ve havada kalıyor. Bugün bir hakem kararı saatlerce tartışılıyorsa bence burası çok önemli bir tartışma konusudur. Bunun en az büyük bir hoca tartışması gereken bir durumdur. Dolayısıyla bunu dikkatini çekmek için onunla ilgili de çalışmamızı yapacağız. Ve böyle bir projeyi bir kez hayata geçiren Sayın Kulüp Başkanımıza, İlçe Eğitim Müdürümüze ve buradaki tüm emeği için arkadaşlar ben çok teşekkür ederim. Fazla vaktinizi almak istiyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı söylüyorum. Sağ olun.